sene istediğimiz gibi bir cari fazlaya doğru gidemezsek enflasyonla mücadele programımız, enflasyon hedeflerimiz acaba sekteye uğrar mı? Bir, iki, bazen yurt dışında hiç beklemediğimiz işte Ukrayna, Rusya evet. gibi olaylar olabiliyor. Bilmediğimiz başka jeopolitik riskler. Çok büyük bir farklı yurt dışı risk, yurt içini katmıyorum. Olursa sizin yani bu programı zorlayacak bir gelişme olursa bir ek adımınız, bir acil durum planınız var mı? Her türlü olasılığı değerlendiriyoruz. Çünkü Ukrayna mesela bir şeydir, bir krizdir ve biz onunla ilgili her türlü hazırlıklarımızı yaptık, duruyoruz. Önümüzdeki süreçte gelebilecek her türlü sorunun üstesinden hazır senaryolarımız var. O konuda bir sıkıntımız yok. Dış açığımız devam ederse enflasyonla mücadele programı sekteye uğrar mı? Tamam, affedersiniz. Şimdi Ocak ayında ithalat yükseldi. Evet. Birkaç sebep vardı. Birincisi enerji fiyatlarının yüksekliği. Ama ikincisi Aralık ayında döviz fiyatları çok yükseldiği için birçok şey, ithalat ertelendi aslında, ötelendi. Ötelenmiş ithalat. Ötelenmiş ithalattan kaynaklı bir artış oldu. Yıl boyunca bu şekilde devam etmesi beklenemez. Bir birikim de oldu. Dolayısıyla da bu yıl boyunca ihracatın artış oranı çok iyi. İthalattaki o birikim de giderilirse, ki giderildi diye düşünüyorum, bundan sonraki süreçte bu şey olur, dengeye gelir. Dengeye gelir. Turizm gelirlerimizde ciddi bir patlama bekliyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl Akdeniz ülkeleri içerisinde ilk defa Türkiye turist kabul eden ülkeler içerisinde birinci oldu. Bu yıl gene aynı şekilde bir 2019 rakamlarını yakalayacağız. Gelen turist sayısında ve tutar sayesinde de. Dolayısıyla da bu yıl ben tersini düşünüyorum. Açıkçası. Yazla birlikte gerçekten yaz gelmiş olacak. Çünkü çok net olarak bir tarafta yarın açıklayacağımız paketler. Öbür tarafta Kalkınma Bankası'nın verdiği imkanlar. Merkez Bankamızın yapmış olduğu hazırlıklarla çok cüzi imkanlarla yatırımları teşvik edici bir yola girdik. İki, yazın turizmin yüksek seviyede gelmesiyle ciddi bir şekilde döviz girişi olacak. Hı hı. Ve döviz girişiyle birlikte döviz fiyatlarında da neler olacağını hep beraber göreceğiz. Dördüncüsü, Londra'ya bizim de bir selamımız olacak. Sayın Bakan, bu selamdan kastınız nedir? Için, az önce de söylediniz. Onun için Türkiye yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Ben bunu hissediyorum. Yani muhteşemdir dememin sebebi benim gidip oradaki görüşmelerim değil. Oradaki beklentiler ve Türkiye'ye bakış açısıdır. Evet. Onu gördüm. İnşallah sizi yanıltmayacağız.